Abi şimdi üniversiteleri bıraktım. Tamam dedim, artık okul bitti. Okul hayatım tamamen bitirdim. Yani bir tane açık öğretime kaydoldum, iktisat bölümüne. Artık dedim okumayacağım. Gitmeyeceğim okula. Ya annem babam filan da çok kızdı bana o dönem. Yani sen okulu bırak, iş hayatına atıl daha diplomayı almadan. Ki bitirmem de çok muhtemeldi, dediğim gibi notlarım da iyi. İnşaat yapmak istiyorum yine. İnşaatla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum. Abi bir tane dekorasyoncunun yanına girdim işe. Daha yeni üniversite hayatını yeni bitirmişim. Aradan bir hafta geçmemiş. Bir tane dekorasyoncunun yanında işe girdim. İlk gün PVC döşemeye gideceğiz. Ya bildiğin ameli olarak başladım. Adam beni arabanın kamyonetin arkasına oturtturdu. PVC tut dedi, düşmesin, devrilmesin dedi. Arabayı da devir dedi. PVC'nin arkasında işe gidiyoruz. Nereye biliyor musun bir de? Bir tane böyle yurt dışından gelen malları denetleyen bir kuruluş var limanda. Oraya PVC döşeceğiz diye. O kadar iğrenç bir iş ki PVC döşemekte, yani leş gibi bir işmiş gerçekten. Lan dedim böyle hayat mı geçer filan falan. İlk günden hayatı sorguluyorum yani. Kendimi kasıyorum. Abi neyse, sonuna ikinci gün oldu. Duvar kağıdı yapmaya gidiyoruz filan. Duvar kağıdı işini sevdim. Bana da hitap ediyor bir iş. Eğlenceli bir iş yani. Fırçayla sürüyorsun, yapıştırıyorsun hani. Lan üçüncü gün, dördüncü gün parke döşemeye filan gidiyoruz. Ben yine kamyon arkasındayım her gün. Böyle kimse görmesin diye trip duruyorum kamyon arkasında. Çünkü 21-22 yaşında da adamım yani. Küçük de değilim. Ha, 10 yaşında çırak olursun, bin arkaya git. Ama o yaşlarda da kamyon arkasında işe gidince insanın biraz ağrına gidiyor amına koyayım yani. Abi neyse. İkinci hafta oldu, bir tane inşaata parke düşeceğiz yine. Amına kodumun çocuğu var bir tane, patronumuz öldü amına koyayım, benim ağrımı aldı öldü. Diyorum ki abi diyorum, şunları ikili ikili götüreyim, parkeleri kalıpları ikili ikili götüreyim, sen diyor üçlü üçlü çıkartırsın diyor. Ya tamam çıkartırım, amatını siktiğim de 6 kat çıkacağım yukarıya hani, ikili ikili götüreyim şunları. Yok. 5. katta benim ayağım lifi koptu. Adam bir de demez mi, senin sigortan yok, bir şey yok, git benim başımdan diye. Hadi. Neyse abi o dönem canım o kadar sıkıldı ki ayağımın lifinin kopmasına. Anne zaten her gün tavırlı, sinirli, ağlıyor. Niye bıraktın üniversiteyi? Babam ne bok yersen ye kafasında. O dönem bir tane nişanlım vardı. O da dedi ki ablamın yanına gidelim bir haftalığına Kıbrıs'a filan. Kıbrıs'a götürdü beni yani. Bende hiç para yok. Abi ben Kıbrıs'a gittim. Kumara gidemiyorum. Arkadaşlarımla görüşemiyorum. Cepte para yok. Biriyle görüştüm öyle. Bette bir tane çay içtim. Her gün ağlıyorum. Psikolojim bozuldu yani. Yürüyemiyorum. Param yok filan falan. Orada da birazcık bir kız arkadaşımla ablası filan üstüme gelmişlerdi. Paran yok filan falan diye. Hani böyle bir şey yapmak istiyorlar filan falan. Ortak ödüyoruz. Amına koyayım, ben şimdi gelse abi benim bir tane kardeşi, ablası fark etmez. Ben onun elini cebine mi attırırım amına koyayım? Ama bir de her şeyden para soruyorlar bize. Ya ben de yok, biliyorlar kız kardeşi verecek zaten amına koyayım. Bu ne paracılık, anladın mı? Şimdi öyle Neyse. denmez. Ya öyle amına Eskiden öyle olur koyayım. mu ya? Ya çağırdın arama bizi. Benim Tamamdır. paramın olmadığını biliyorlar. Niye her gün ediyorsun beni? Tamam da şu Otur o an... zaman evde, oturalım evde. Ne makarna yapıp yiyelim. Dışarı çıkmak istiyor. Ondan sonra paranızın yarısı var mı diyor. E ben dışarı çıkamıyorum işte, yok param amına koyayım. Akşam oturup ağlıyorum yani. Ama dışarı çıkalım diyor ama para da istiyor. E sen benim sayemde dışarı çıkmış gibi oluyorsun. Ya edildim, anladın mı yani? Döndüm. İş arıyorum. Burada bir seramik firması vardı. Seramik firmasında dedim abi bak, ben dedim çok güzel çizim bilirim. AutoCAD, MotoCAD anasını sikerim. Dedim anlarım yani, göz zevkim de vardır. Hani müşteriye yardımcı olurum falan. Satış elemanlığını yapmak istiyorum orada. Hem seramik satacağım, hem işte lavabo, vitrifiye falan var, böyle şeyler. Her şey var işte. İnşaata falan da mal veriyorlar. Adam dedi ki hem ucuz eleman hem de kalifiye eleman dedi benim için. Üniversite mezunu değil ama mimar çocuk dedi yani. Abi neyse. Ama dedi Barış dedi, sen dedi bir ay dedi depoda çalış, malları öğren, ondan sonra satış elemanımız ol dedi. Abi dedim çok teşekkür ederim filan falan. O dönem nişanlımla da annem kavga etti. Evi ayırmam lazım.
Depoda çalışmaya başladım. Ben bir ay depoda çalışıp satış elemanına geçeceğim sanıyorum. 21 kilo verdim bir ayda. Bütün herkes Malatyalıymış. Hepsi birbirini böyle tutuyor. Bütün ağır işleri ben yapıyorum. Kendimden büyük granitler taşıttırıyorlar bana. Yükle yükle götür, yükle yükle. Ne bir iş öğretme var ne bir şey. Devamlı mal taşıyorum. 21 kilo verdim bir ayda. O dönemde annemle kavga ettim. Nişanlımı aldım. Nişanlım tabii gelmedi de ailesiyle kalıyor. Ben ayrı eve çıktım. 1000 lira maaşım var. 450 lira kira ödüyorum. O zamanlar sigara var. Victory diye. Kaçak bir sigara. 5 kartonunu 100 liraya alıyorum. Bak yine 5 karton sigara içiyorum ayda. Ama 5 karton sigarayı 100 liraya alıyorum Victory diye. Şimdi 5 paket alamazsın. Onunla yaşıyorum yani. 450 lirayla da yaşıyorum. Elektrik faturalarımı ödüyorum. Evimde televizyon yok, internet yok, hiçbir şey yok. Ben satış elemanlığına geçince prim falan alacağım diye seviniyorum. Abi neyse, bu arada o dönemki nişanlım kimse tanımıyor diye anlatıyorum. Kimse tanımıyor yani. Neyse. Abi ben diyorum ki satışa geçeyim artık falan, öldüm bittim. Bak diyorum üstümdekilerin hepsi bol geliyor falan. Eridim yani. 5 ay depoda çalıştım ve haftada bir tatil günüm yoktu benim. Ayda bir vardı. Pazarları da çalıştırırlardı bana, sayım yaptırırlardı. Tüm depoyu sayardım, yazardım filan. 1000 lira maaş için ha. Sabah 8, akşam 8, pazarları da çalışıyorum. 5. ayın sonunda hadi dediler artık satış bölümüne geç. Satış bölümüne geçtim. Bir ayda 370 bin lira falan kâr ettirdim. Sattığım mal milyonu geçmiş. Kârım 370 bin lira, işten attılar beni. Niye işten attılar onu da bilmiyorum ha. Sen dediler tamam işi öğrendin gidebilirsin. Dedim ben işi öğrenmeye gelmedim, paraya ihtiyacım var, evim var, kira ödüyorum filan. İşten attılar. Nedenini de bilmiyorum yani. Ama o dönem biraz şey olmuş olabilir. Ben oradaki gelen müteahhitlerle filan hep muhabbet ediyordum. Aa bak ben şu işten anlarım filan, iş var mı filan diyordum. Çünkü gerçekten maaşım çok az. 1000 liraya ya her gün çalışıyorum. Ayda bir gün iznim var. Oradan işten çıktım. Bir hafta sonra bir tane laz müteahhit vardı. Küfürbazın teki, alkolik amına koyayım. Abi dedim böyle böyle, ben dedim işten çıktım falan, var mıdır bir iş? Dedi yeni inşaata başlayacağım, gel dedi şantiye şefim ol. Allah dedim amına koyayım, sonunda güzel bir iş. Dedim ah şantiye şefi, yatarım emir veririm falan falan. İşten de anlıyorum. Babam müteahhit olduğu için. Oh lan, girdim işe. Anlatını sikim. Bir gün kalıba yardım ediyorum, bir gün demire yardım ediyorum, bir gün yere bir şey düşüyorum. Bir gün işte çimento karıyorum filan. Her gün inşaattayım. Hem herkesi yönetiyorum. Amına koyayım iki kamyon kum demedik mi, nerede kaldı? İşte çimentolar nerede gelmedi? Beton gece 1'de dökülecekmiş filan falan muhabbetim var. Hem de vücut olarak çalışıyorum. Aldığım para haftada 250 lira. Seviniyorum. Niye? Çünkü ayda 1100 lira filan yapıyor. Yani biraz zam geldi mesleğe. Ama yolumu da buluyorum ha. O zamanlar şeyler filan var. Çiviler filan var, kalıpçıların kullandığı çivileri bırakıyorlar. Hani adam çiviyi söküyor kalıptan yere atıyor. Ben de bir kafaya bak nasıl çalışıyor. Bir tane mıknatıs yaptım böyle yuvarlak. Mıknatısta bir tane sopaya bağladım. Hiç eğilmeden yerden çivileri böyle mıknatısla topluyordum. Ne kadar çivi topladım? 600 kilo çivi topladım. 75 kuruştan mı ne satmıştım? 500 lira etmişti. Yani 500 liraya sattım o bütün çivileri. Demir parasına yani. Yolumu çok buluyordum ya. Oradan avantam çoktu yani. Abi gece 12'de beton gelecek, biz açız filan falan, ek maaşa girer filan falan diye böyle yolumu da çok buluyordum. Bir sene filan orada çalıştım. Baya yolumu fazla buldum orada. Ya avantası çok bir işmiş. Yani şantiye şefinde maaş almasam çalışırım yani. 3 oradan kaldı, 2 oradan kaldı. Şu işi bir de ayarla dediler, sana 5000 dediler filan falan. Bir senenin sonunda gittim araba aldım kendime bir tane. O zamanlar Ford Fiesta Titanium X diye bir araba vardı. 1.4 motor benim aldığım. Böyle dizel, manuel, dizel. Böyle çok cips bir araba, böyle böyle şeyleri falan açılıyor yandan. Dikiz aynaları falan. O kadar hoşuma gitti ki. Arabaya böyle aşık oldum. Arabada ağır hasar kaydı var. Diyorum ki çok güzel. Ağır hasar kaydını sikeyim falan modundayım yani. 30 bin liraya verdi adam bana araba. Araba 50 bin liralık araba ama ağır hasar kaydı falan olduğu için verdi yani.
Neyse ben çalışmaya devam ediyorum. İşimi, sistemimi çok güzel kurmuşum. Lokum gibi gidiyor yani. Ondan sonra aradan 2 ay geçti. Benim tekerlekler kabak. Arabanın ikinci el aldığım için tekerlekleri sıfır değildi ama iyice kabak oldu. Ben inşaatta kullandığım için git gel. Tekerlekler sikildi yani. Baba dedim, bana dedim bir 1.000 lira çıkar mısın dedim. Tekerlekler dedim işte kabak oldu, değiştirmem lazım. Ha dedi, benim dedi devlet hastanesinin oldu dedi, bir dedi tekerlekçi var dedi. Git dedi oraya. Tekerlekleri dedi değiştir dedi. Ben de diyorum kral adam, babam ve işte destek olmaya başladı filan falan. Gittim lastikçiye. Dedim abi dedim Ramazan Bayrak dedim tanıyor musun dedim. Kim dedi? Dedim Ramazan Bayrak babam dedim. Ha tamam filan falan yaptı. Dedim benim lastikler değişecek dedim. Abi dedi çıkma istiyorsan dedi 600 lira dedi. Orijinal istiyorsan dedi işte bunu dedi 900 liraya filan çözeriz dedi. Babamı aradım, baba dedim. Benim lastik işi ne oldu dedim, hani adam dedim seni tanımıyor filan. Ya ben zaten tanıyor demedim ki, git oraya değiştir dedim dedim. Lan dedim param yok. Ben niye dedim buraya gönderdim? Yok dedi. Git oraya filan falan değiştir dedim, senin yapacağın işi kim? Saldım. Arabaya bindim geldim. Tekerlekler kabak. Aradan 3 gün filan geçti. O dönem bir kız arkadaşım var. Başka iki kızla görüşme planı yapıyorum başka bir evde. Aa, bunları bana anlatmadın. Anlatıyorum işte, dinle. Anlatmadın diye anlattığın şeyleri dinlemiyordum ben. Dinle işte, anlatıyorum bunlar. Bir dakika, yayını kapatır mısın? Dur abi. Bir tane kız arkadaşım var. Başka iki kızla benim evde plan yapmışım. Dedemin evi var o zamanlar. Annemin evine geri döndüm. Atlıyorum tabii hikayeleri. Orada plan yapmışım. Planım da şu. Diyeceğim ki benim müteahhite öğlen saatleri. Ha, akşam müşteri gelecek. Ev göstereceğim. Üstüm uygun değil. Üstümü değiştirip geleceğim derken iki kızla görüşeceğim. Kız arkadaşım da o sırada dağılıyor yani. Neyse. Ben aceleyle o sırada gideyim geleyim derken abi. Sen arabayla 180-190 yap. Üçüncü çevre yolunda 190'la. Aşağı doğru yokuş bir ışık vardı. Işığı yeşil gördüm. Ayağımı gazdan çektim. O 190 hız 220-230 olmuş. Ben fark etmedim gaza basmadığım için. Orta refüje girdim. Ağaç vardı. Ağacı devirdim. Bir tane elektrik direği vardı. Ona çarptım. Ama tekerlek falan hiçbir şey yok. Motor tamamen Evet içeride. ya, bu kötü bir şeydi. Bütün motor içeride. Ben o kadar sert tutmuşum ki direksiyonu. O zamanlar kaslı bir adamım. Buralarım böyle mosmor. Ve benim kafam yan taraftaki, mesela şimdi böyle ya araba. Şu habben oturduğu yerin karşısındaki yere kafam girmiş. Direksiyonu tuttuğumu düşün, şöyle uçmuşum o tarafa doğru. Kemer falan takılı değil tabi. Yan koltuğun camına girmiş Yan yani. koltuğun camına böyle kafam girdi. Sonra yan tarafta petrol ofisi falan vardı. Koşarak geldiler abi işte. Hemen aküyü falan kestiler şarjdan. O kadar travmatikti ki. Hiçbir şey böyle hatırlamıyorum. Gülmeye falan başladığımı hatırlıyorum. Elim ayağım full titriyor. Araba zaten pert. Ambulans falan geldi. Beni ambulansa bindiriyorlar. Hiçbir şeyin farkında değilim yani. Gülüyorum falan, muhabbet etmeye çalışıyorum. Babam geldi amına koyayım. Bir kızıyor, bir bağırıyor bana, sanki kendi vermiş arabanın parasını. Benim arabam olmuş. Kaskosu da var yani. Kaskoyu babam yaptırdı bu arada. Sen tut arabanın resmini anneme at. Annem bir korktu. Ben hayatımda annemi böyle görmedim. Bembeyaz suratı. Bütün vücudu titriyor kadın. Hastaneye bir geldi, beni bir gör. Anne dedim hiçbir şeyim yok. Ha, boyunluk falan takmışlar. Dedim ki sadece buralarım mor ama adrenalinden acımıyor dedim. Yani canım acımıyor. Sadece dedim salak gibiyim. Ben o sıra şey, abi Can Kıbrıs'ta Can'a fotoğraf atıyorum. Kuzenlerime fotoğraf atıyorum çok fena kaza yaptım diye. Boyunluk var diye. Ama annem tamamen ne desem telkin olmayacak. Arabayı görmüş çünkü. Araba yok ortadan. Araba bölünmüş amına koyayım yani. Motor içeride, kafa cam kırık, tekerleklerin hepsi çıkmış. Ağacın üstünde direkte durmuş bir araba düşün yani. Can Bu Kıbrıs'taydı. arada Barış hala hızı sevmez arabada. Yok abi, benim arabamı birisi kullanıyorsa
50'yi geçemez yani. 50'yi geçerse sikerim böyle. O kadar refleks ki. Tıraş tur boyu kapatıyor. Mete tıraş diyelim ki 70'i geçti. Böyle vuruyorum bir tane. Yani refleks olarak diyorum ki bak sakın el freni çekeyim. Bir manevra yapayım. Hani istemsizce vururum ona. Hani o anda o kadar ürperiyorum ki. Çünkü kaza anında hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Hiçbir şey farkında değilsiniz. Bir hafta sonra çıkıyor onun acısı. O acısı çıktığı zaman işte zaten o kadar korkuyorsun ki yani şey oluyorsun abi. Bir daha asla ya hız mız. Ben hiç kendim araba kullanırken de şu anda otobanda basarım. Önüm boştur. Yanda araba yoktur. Arkadan gelen yoktur. 130-140 basarım ama sadece otobanda şu anda. Şehir içi hayatta 70'i kimse geçirtemez bana. Araba alırsam da şimdi kalıplı bir şey alırım yani. Hep konuştuğumuz bu. Tabi paramız olursa, para olmazsa küçük bir şeye de binerdim. İhtiyaç çünkü araba. Of. Ondan sonra kaza yaptım. Babam yine iplemiyor falan. Müteahhite de canım sıkıldı bir olaydan dolayı. İşi bıraktım. O cephede. Babam falan biraz kargaşa bir şeyler oldu. Biraz param vardı. Bir daire aldım inşaattan. Babam da bana güvenip 11 tane aldı aynı müteahhitten. Ben de o işi bırakınca babama ihanet etmiş gibi hissetti. Yani ben sana güvenip aldım, sen neden o işi bıraktın dedi. Babamla kavga ettik. Babam da yeni inşaata başlayacak. Benden şeyi istedi. Arabanın kaskodan gelecek parası. Ben arabaya 30 aldım ama kaskodan 35 bin gelecek. Onu istedi. Oğlum o zamanlar 35 bin gerçekten iyi para. 17-18 bin dolar gibi düşün. Yani dolar 2 lira. Abi neyse. Ben biraz kafayı yedim tek başıma. 2 hafta falan evde takıldım. Dedemin evinde yani. Hiç kimseyle görüşmedim öyle. Görüştüklerim de hep böyle çok yakın arkadaşımdı. Devamlı spor falan yapıyorum. Sonra babam ikna etti beni. Gittik. Arsaya baktık falan. İnşaat yapar mıyız buraya? Yaparız falan. Çok güzel yaparız. İşte ben yine fikir veriyorum. Mutfakta avantgard çalışalım. Altın eskitme olsun kulpları falan böyle. Salak salak tespitler yine. İnşaata başladık. Ben tabi arabanın parasını babama verdim falan. Evi de ona bıraktım. Evin paralarını falan aldı ama her şey güzel işledi yine de. Bir sene, bir buçuk senede orada inşaat yaptık. Yani bir seneyi biraz geçti. 13-14 ay ya. İnşaatı bitirdim. Her şey güzel. Babamdan arabanın evin parasını falan istedim. Verecekti. Tapuyu falan için para falan yatırdık. Sonra bir şey oldu. Kavga ettik. Kavga edince de ben her şeyi sikerim dedim. Yani o kadar olay üst üste olunca böyle olaylar. Yani üniversiteyi bir bıraktım. Olaylar. Yani şu yanı çok kötü. Hani birisi seni işten çıkarttığın zaman üzülüyorsun ya. O üzüntü hiçbir şeymiş. Birini sen işten çıkarttığın zaman insan çok daha kötü hissediyor. Ben uzun zaman bunu yapınca hem öbür inşaatta şantiye şefliği yaparken hem babamın inşaatını yaparken o süreci atlatamadım kendi içimde bir türlü. Yani o bana çok büyük bir yükümlülük. Yani bir adamı işten çıkartıyorsun ağlıyor. Çoluğum çocuğum diyor. Karım hasta diyor. Ya da adam bir iş yapıyor para kazanamıyor. Ya da herkes ekmeğinin peşinde. Sen mermerciyle kavga ediyorsun. Asansörcüyle rakı içmeye gidiyorsun. Yani bu olayların hepsi bana ağır geldi. Çünkü Danax falan kullanıyordum o zamanlar. Buraların böyle hep kaşıntı itilik olmuştu yani. Ondan sonra dedim ki ben oturacağım. O zaman da inşaattan da telefondan Clash of Clans oynuyorum. İnşaatta boş vaktim oluyordu. Bilgisayardan, emülatörden, BlueStacks'ten oynamaya başladım Clash of Clans. Bir ay falan ama hiçbir şey yapmıyorum. Burada oturuyorum, duş falan da almıyorum. Oyun oynuyorum, gidiyorum yatağıma yatıyorum falan. Kız arkadaşım falan da var ama inanılmaz ilgisizim hayata karşı. Sonra dedim ki hazır zaten oynuyorum amına koyayım. Şu laptopun facecam'iyle dedim. Laptopun facecam'ı oluyor ya küçük kadar. Ben video çekeyim bari. O zamanlar da şeyi falan izliyorum. Rui Chenet vardı. Sıradan Adam diye bir tane adam vardı. Ben onları falan izliyordum.
Hatırlamıyorum şimdi. Vardı daha fazlayı dediğim kişi. Enes Batur'un şey yaptığı zamanlar işte. Saçını sarıya boyatıp bunu amık diye böyle clickbait yaptığı zamanlar. Benim o dediğim 4 yıl önce. Sonra dedim ben bu gerizekalılardan hepsinden daha iyi yaparım bu işi dedim. Açık ve net böyle düşündüm yani o dönem. Şimdi hak veriyorum, mükemmel iş yapıyor adamlar. Yani o kadar takdir ediyorum ki işin içine girince. Öyle bir başladım. 6 ayda 250 tane video attım. 0.25 dolar kazandım. Ciddiyim ya. 6 ayda 250 tane video attım. 0.25 dolar. Anneme yalvardım. Dedim ki ne olursun bana bir bilgisayar alır mısın? Hani sana bunu ödeyeceğim. Çünkü laptop artık tuşları yazmıyor, devamlı kapanıyor filan. Annem de insafa mı geldi? Bana inandı mı? Normalde hiç inanmıyordu yani. Yani dalga geçiyorlardı hep. İnandı amına koyayım. Bir tane şu yan taraftaki şu anki yayın bilgisayarımızı aldı, kasasını. O zamanın parasıyla 5 milyara aldı, 5 bin liraya. 1050 Ti falan falan. PUBG çıkmamış daha o zaman. Işte yani PUBG çıkmamış ki daha. 5000 az değil ki. 5000 iyi, 2000 dolar yapıyordu. 2000 euro yapıyordu o zamanlar. Ama durum ne biliyor musun? O zaman da PUBG diye bir oyun yok. Yani Steam PUBG yok. Bir başladım video çekmeye. Steam'de ne bulursam ücretsiz indirip oynayıp YouTube'a atıyorum filan. Bir yandan Clash Royale kasıyorum. Clash of Clans kasıyorum. Aklınızda hani hep yani bilen biliyordu da kim bilecek abi 4 yıl önceki mevzu. Sonra bir video çektim annemle. 10-15 bin falan izlendi. Ondan önce de bir tane 30 bin izlenen videom vardı Clash Royale'de. O da Clash Royale olunca biraz ona odaklandım. Sonra Erdem'e yazdım işte. Erdo dedim sen de dedim böyle videolar çekiyormuşsun. Ortak yönlerimiz olduğunu düşünüyorum. Birlikte bir video çekelim mi dedim. Erdem tamam dedi. Erdem'in kanalda bir video çektik. 200 bin izlendi o da. O dönem 200 bin izlenme iyi bir izlenme yani. Bana oradan gele gele 500 takipçi geldi ama görünürlüğüm arttı. Hani insanlar beni bir kez gördü. Diyorum ki beni bir kez görsünler ben onları tavlarım. Yani şeyimi biliyorum hani. Bana başka bir destek yapmaya gerek yok. 3 ay sonra ben 50 bin abone oldum. Erdem'le hiç görüşmedik o sürede bir daha. Yani beni bir daha siklemedi. Yazdım dönmedi filan. 3 ay sonra tekrar abi sen neler yapıyorsun ya filan falan. Her videoyu 100 bin izletmeye başlamıştım. Öyle mi? Sonra yeniden başladık. Bir şeyler yaptık. O dönem işte sansasyonel bütün içerik fikirleri benden çıkıyordu. Bir gün işte şey dedim. 4 kişi neden video çekmiyoruz? Çektik filan falan. Güzeldi yani. Çoğu fikir benden çıkıyordu. Yani tabii o dönem Erdem de çok fikir cambazıydı. Çok tutkuluydu YouTube'a karşı. Şu an biraz tutkusunu kaybetti. Şu an daha pes etme ağırlıklıydı ama birden ben o kadar boostlandım ki o dönem ayda 60 bin abone alıyorum. Bakın şu an ayda 70 bin abone alıyorum. Ayda 60 bin abone almaya başladım. Cıvıttım. Hadsizleştim biraz. Götüm kalktı. Ünlü değilim ki ya önceki hayatımda. İnşaattan gelen adamım. YouTube gelirim 500 dolara çıkmış kafayı yiyorum böyle. Oha 500 dolar diye. Tabii saçma şeyler de oldu. Ben hata yaptım. Biraz çocukça hareketler yaptım. Onlar biraz fazla üstüme geldi. Olayı fazla büyüttü. Ben o dönem yaptım mesela bir hata yaptım. Cidden çok terbiyesizce bir hareketti yani. Kabul ettim. Dedim ki özür dilerim sizden. Ya bunu yaptım ama gerçekten hissiyatım bu değildi yani. Hani olur ya bazen bir gazlanırsınız, bir şeye takılırsınız, kendinizi doldurursunuz. Birine yanlış bir şey yaparsınız. Yaptım yani söylüyorum ya. Canlı yayında yaptım. 10 kere özür diledim amına koyayım. Dedim ki şu konuda hatalıyım, bu konuda şunu yaptım, yanlış yaptım. Abi bir geldiler üstüme, ayda 20 bin abone kaybetmeye başladım. Ama nasıl uğraşıyorum biliyor musun? Abone kaybetmeyeyim diye günde 2 video atıyorum, abone kaybetmem duruyor. Yani günde 2 video atıyorum, hepsini izletiyorum, abone kaybetmem duruyor sadece. Abone yok, alamıyorum. Günde 50 bin abone alırken abone alamaz oldum. Abi ondan sonra tamamen işime odaklandım. Hiçbir şekilde ne bir daha konuştum bu konuyla ilgili, ne
Canlı yayında bir açıklama yapmıştım. Bir daha hiç üstüne bile gitmedim yani. İşime gücüme baktım. Kimseyle çok muhabbete girmemeye baktım. Yani one man sukat olmaya çalıştım. Ondan sonra her şey değişti işte yani. Zaten kendi aile sorunların, arkadaş sorunların o kadar üst üste geliyor ki bir noktadan sonra hani şey oluyorsun. Bir de bunlarla uğraşamıyordun yani. Abi tüm CR'cilerle kavga etmiştik o dönem. Ben oyunu da bırakamıyorum. İzletiyorum yani. Baktığım zaman da en çok yine ben izletiyorum ama o kadar kötü bir imaj ki. Ki ben şey kafasındaydım her zaman. İnsanları eğlendireyim. Oyun sikimde değil kafasındaydım. Sonra işte diğer evde Erdem Bil'le videolar çekmeye başladık. Güzel bir şeyler yapmaya karar verdik falan. Sonra işte diğer eve taşınınca da tamamen soyutlanmaya çalıştım CR'den. Şimdi bana geçen bir tane videoda yorum gördüm. Demişti ki işte ben beni Barış Bıra yapan oyunu bırakmam diye bir söz söylemişim zamanında. Clash of Clans ile ilgili birisi yorum atmış. Bayağı da tutmuş. Şimdi ben oyunu bırakmadım ki. Oyun beni bıraktı. Kitle beni bıraktı. Kitle hala beni o kadar haterlıyordu ki o dönem. Ya ben videom yine izleniyordu. Yani hatta size şöyle göstereyim. Ya ben izlenmiyor diye asla bırakmadım. Bakın son Clash Royale videolarım 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 600 bin. Hani ben Clash Royale'i bak 600 bin, 1.7 milyon hani izlenmiyor diye hiçbir zaman bırakmadım. Benim kitle artık pet etmişti yani benim açımdan, ben öyle düşünüyorum. Ve son attığım videolarda da hep böyle bir şey gördüm. Samimiyetsizlik gördüm. Yani onu kaybettiğimi düşündüm ve bıraktım. Yani hiç atmayı bıraktım. Geçen hafta bir Hüseyin'le falan konuştuk. O hala Clash Royale oynuyor, bir mod. Bir Clash Royale videosu atalım dedik ama dönüp baktığımda o samimiyeti bir kere kaybedince bir daha toparlayamıyorsun. FIFA Mobile'i de ben izlenmediği için bırakmadım ki. Kitleti ve oyunun pay to win'liği yüzünden bıraktım ha. Bu da FIFA Mobile izlenmeleri. 550 bin, 800 bin, 500 bin, 553 bin, 500 bin. Yani ben bir oyunu çok zor izlenmiyor diye bırakırım. Çünkü ben oyunda suç bulmam. İzlenmiyorsam ben izlenmiyorumdur. Al Clash of Clans. 700 bin, 400 bin, 400 bin, 450 bin. Hani bu şey yani bitik bir oyun. 7-8 yıllık bir oyun ha. Ben hiçbir oyunumu izlenmiyor diye bırakmadım. Siz şimdi şey falan düşünüyorsunuz. Brave Stars'ı işte şimdi yeniden çekiyor, izleniyor diye. Ben zamanında Brave Stars'ı benim kadar izleten yoktu ki ha. 2 milyon amına koyayım. Ben kaç tane video sildim bu arada Brave Stars videosu. Ha. 1.1 milyon. Yani ben Laz'ın zamanında hani daha onlar Brave Stars izletemeyip PUBG denerken ben Brave Stars'ı milyon 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 izletiyordum. Benim tek sorunum kitleyle. Kitle beni bıraktığı zaman, kitleyle aramdaki bir diyalog kaybolduğu zaman, hani o mimler oluşmadığı zaman ben oyundan soğuyorum. Şimdi PUBG oynarken aramızda o kadar çok mim var ki, o kadar çok konuşabileceğimiz şey var ki benim aşina olduğum, bağ kurabiliyorsun. Bağ kurabiliyorum, anlaşabiliyorum. Anlaştığım için de seviyorum onun videosunu atmayı. Çünkü bir şey yaparsam ne tepki alacağımı biliyorum ve o bağı çok iyi hissediyorum. Yani bu sebeplerle ben hep devam ediyorum. Yani kanalıma içerik atmaya. Güzel konuştum ha. Valla iyi konuştum yani. Valla hayat hikayemi anlattım. Al bunu, kitit at YouTube'a. Abi PES'i de aynı sebeple yani insanlar şey filan dedi bize o zamanlar ya. Şu YouTuber'dan özeniyorsun, şu YouTuber gibi hareket ediyorsun. Orada da kendi kimliğimizi bulamadığımız için bıraktım. PES'i de çok izletiyorduk yoksa. Kötü bir izlenmesi yoktu yani.
Abi ben de çok ödedim. Bak FIFA Mobile çekmeyi gerçekten ödedim. Futbolu çok seven bir adamım. Bilen bilir. Clash of Clans ömrümü verdiğim bir oyundur. Clash Royale aynı şekilde. Hala Clash Royale şimdi başlatan beni yenecek adam olduğunu düşünmüyorum strateji mantık olarak. Çünkü ben satranç gibi oynardım o oyunu. Zaten PES MES sevmeyen var mıdır aramızda bilmiyorum ya. Yani. Ben erkek çocuğum diye bana öyle geliyor da. PlayStation'da PES futbol oyunu oynamak hepimizin sevdiği bir şeydir. Ben hiçbir oyuna karşı önyargılı değilim. Kitleye karşı hep önyargılıydım. Mesela bir oyun vardı. Bakacağım bak şimdi. Şeyden önce deniyordum. PUBG Mobile'den önce yurt dışında izlenmeleri falan çok hoşuma gidiyordu. Bak 700 bin izletmişim. Şurada 800 bin izletmişim. 3 tane video attım. Oyunu o kadar sevdim ki oyun 50 kişiyken atlıyorsun ve oyundaki droplar falan çok ilginçti. Araçlar falan böyle çok değişik araçlar vardı. Koca tekerlekli falan araçlar. PUBG'de daha yok o zamanlar öyle şeyler. Oyunu çok sevdim. Dedim ki ben bunu şey yapmak istiyorum. Oynamak istiyorum. Videoları da izleniyor ha. 700 bin, 800 bin falan. Ama bir kitlesi var abi. Yani. Mide bulandırır sana yani. Öyle olunca onu da saldım. YouTube bırakmayı çok düşündüm ya. Bak sormuş. Demiş ki YouTube bırakmayı düşündün mü hiç? İleri zamanda, önceki zamanda. Çok düşündüm yani. O kadar sikerler dediğim zaman oldu ki çok oldu. Bak Famin demiş ki bot vuruyorsun dediler. Abi ben sanki oyuna giriyorum da ölüme bot çıksın diye uğraşıyorum yani. Video çekiyorum 10 kere 15 kere deniyorum. Her seferinde ölüyorum, tamam mı? Kimse bot demiyor. Ama 17-18 kişi vurunca bot vuruyorsun dediler o oyunda da. Ya oyunun biraz görsel efektleri şeydi. Adam bot mu değil mi anlayamıyordum. PUBG gibi değildi yani. Ben bilmiyorum onu. Emülatörü yoktu. Tuhaf bir oyundu yani. Adam vuruyorsun, bot mu değil mi anlayamıyorsun. Öyle olunca Ya benle PES falan çekemez. Ben kendi kaleme bile atamıyorum. Denedim. Kendi kaleme doğru, atamıyorum. kendi kaleme atınca offshoot vurur. Olmuyor mu? Ya benle Olmuyor. alakalı Seninle alakalı değil. değil. Çok Olmuyor. sevindim şu an.